Bir izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş bizlere. Erkek köpeğim var, bir dişi köpek ile eşleşecek. Erkek köpek sahibi olarak yavrulardan kaç tanesini alma hakkım vardır? Son dönem tabii hep söylüyorum, dişi köpeklerin eşleşmesi lazım, erkek köpeklerin eşleşmesi lazım. Bu onların doğaları için son derece önemli, sağlıklı, gerek psikolojik gerek fiziksel olarak gelişimleri açısından, karakterlerinin oturması açısından, dişi açısından zaten çok önemli ama aynı zamanda erkek köpek için de en az hayatında bir kere eşleşmesi son derece önemli. Erkek köpeklerin özellikle bir yani çocukluktan erkekliğe geçişi gibi bir durum aslına bakarsanız. Bunu da köpeklerine eşleştiren köpek sahipleri net bir şekilde fark ediyorlar. Bizlerle de paylaşıyorlar. Burada tabii ki ortaya çıkan bir soru, genel bir soru. Son dönem eşleşmeler arttıkça bu soruyu daha çok almaya başlıyoruz. Dişi köpekle erkek köpek eşleştiğinde yavrular arada nasıl pay ediliyor? Tabii ki öncelikle kişiler kendi aralarında bunu anlaşabilirler, konuşabilirler. Bu sonuçta bir kanun değil. Fakat konuşulmadığı takdirde beynel minel dünyada geçerli olan nedir? Tabii ki hamilelik, yavruların bakımı, büyütülmesi bunlar hep annenin işi olduğundan, anneye düştüğünden işin zor tarafı anneden gidiyor. Dolayısıyla da buradaki kural, beynel minel kural, baba hakkının, erkeğin hakkının bir tane yavru olması şeklindedir. Yavruların bakımı, büyümesi bittikten sonra, yani yavrular 2 aylık olduktan sonra erkek sahibinin aksi konuşulmadığı takdirde bütün yavrular içerisinden bir tanesini ve ilk seçim hakkını alma hakkı vardır. Onun dışında kalan bütün yavrular da dişiye ait olur. Beynel minel kural budur. Tabii ki siz anlaşırsınız aranızda, farklı bir anlaşmaya varırsınız. O ayrı bir şey, o kişilerin arasındaki anlaşmaya kalmış. Ama tekrar ediyorum, beynel minel kural, bu dünyada uygulanan sistem, babanın birinci seçme hakkı olduğu ve tek yavru seçmesidir.